Derdimi sizlere diyeyim dağlar oy oy. Sevgili seyirciler, Erzincan topraklarında Kemaliye'deyiz. Yukarı, en yukarı dağların tepesine kadar çıktık. Peki buradan nereye gidiyoruz? Aşağı Umutlu Köyü'ne gidiyoruz. Bakalım biz orada neler bekliyor, nelerle karşılaşacağız. Haydi buyurun. Gidiyoruz gündüz gece. Bay indim üzüme, bay indim üzüme. Diken battı dizime, diken battı dizime. Keşke inmez olaydım, keşke inmez olaydım. Yar göründü gözüme, yar göründü gözüme. Sevgili seyirciler, tam 1200'lü yıllardan bu yana yaşamın süre geldi, devam ettiği şahane, güzeller güzeli bir köydeyiz. Burası Erzincan Kemaliye'ye bağlı Aşağı Umutlu Köyü. Anam! Buz gibi! Anam! Muhtarım! Kurtar beni! Aa! Aa! Çok soğuk, çok soğuk! Muhtarım! Karpuz çatlatan dedikleri su bu mu? Evet, karpuz çatlatan of. Su burası. Elinizi 5 dakikadan fazla bu suda tutma şansınız yok. O kadar soğuk bir suyumuz var. Bizim şu anda içerisinde bulunduğumuz ziyaret dinlenme alanımız Aşağı Umutlu Köyü'nün, Aşağı Umutlu Köyü'nün ve çevre köylerin can damarı, nefes alabilecekleri, dinlenebilecekleri en güzel yerlerden bir tanesidir. Onun için biz buraya İstanbul'da yaşayan gençlerimizi, komşularımızı buraya teşvik edebilmek için elimizden gelen gayretimizi gösteriyoruz. Harika. Ziyaret mi var burada? Burada yatırlarımız var, evliyamız nerede? Var. Yukarıda mı? Yukarıda bakın, taşın dibinde, onun önünde 5 tane mezar isimleri var? Bilinmeyen, burayı yaptıran hayır sahibi oraya isimleri bilinmeyen şahısların mezarları diye yazdırmış. Hı-hı. Onların tarihçesini, isimlerini de bilmiyoruz. Peki bilenim senin deden bilmiyor. Benim, dedenin babası bilmiyor. Bayağı eski bilmiyor. O zaman. Bu ne abi, böyle su mu olur ya? Bu altta buzdolabı mı var? Bu ne, derin dondurucu mu var? Bizim, ne kadar soğuk. Bizim bu suyumuz olduğu sürece bizim buzdolabına da hiç ihtiyacımız yok. Evet. Biz suyumuzu gelip buradan doldurup evlerimize bile götürüp evlerimizde bile kullanabiliriz. Aynen sevgili seyirciler, abartmıyorum, yemin ederim bak vallahi. Buz bildiğiniz buz. Rekor kaç burada? Kaç dakika burada duruyor? Burada rekor tahmin ediyorum 13 dakika. 13 dakika. 13 dakika. Çok iyi ya. Şu anda o kadar olur mu onu bilemiyorum. Benim rekorum da 30 saniye falan. Yok, 30 saniye geçer. Size bir 5 dakika herhalde. Alışır ama alışa gidecek, alışa değil mi? Tamam, orada ne yapıyorlar? Abilerim orada bir şey yapıyor. Bir bakayım, dur bakayım. Sayın Başkanım ve... Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Abi siz ne yapıyorsunuz? Başına geldik. Bir şey söyleyeceğim. Ya siz ne yapıyorsunuz abi? Koca koca adamlar, siz bunda taşlarla oynuyorsunuz böyle. Mehmet abi. Aynı zamanda Mehmet abi başkanım da, dernek başkanısın. Aşağı Umutlu Köyü İmar ve Kalkındırma Derneği Başkanıyım. Harikasın. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Çok köy geziyoruz ama şahane bir yer burası. Allah razı olsun. Dağların ya, arasında. Bu arada dağları açtık. Ta tepelere çıktık. Dedik ki köye geliyoruz. Bir umut. Aşağı Umutlu Köyü. Aşağı Umutlu. Bir daha dağları açtık. Umut devam ediyor. Aşağı Umutlu Köyü. Bir daha açtık. Bak 3 tane koca evet, dağları açtık. Evet. Sonunda bir umut, Aşağı Umutlu'ya geldik. Değer mi? Değil. Acayip değer. Sonuna kadar değer. Çünkü inanılmaz güzel bir yer. Burası yeşil yeşil. Yani başka bir şey mi? Ecdadımızın seneler önce bize öğrettiği olay göze. Soğuk suda dutumuzu, çekirdeksiz dutumuzu döküyoruz. Hı hı. Avuç avuç suyla beraber yiyeceğiz. Yiyoruz. Dutu. Evet. Avuç avuç. Dutu. Öyle suyla abi, beraber. Tane tane değil, böyle bastıracağız. Allah Allah. Bunun usulü bu mu? Usulü bu. Mehmet abi, bizim köyün dutu da meşhurmuş. Seneler önce ecdadımız bu dutu buradan katırlara yükleyip civar köylere götürüyor. Orada buğdayla, mencekiyle değiştirerek Trampa yapıyorlar. Geliyorlar burada unluğunu, buğdayını, dövmesini hazırlıyor. Bir senelik yiyeceğini bu duttan temin ediyor. Bu kaynak, bu su nereden geliyor? Bu suyu görünce hemen geldik suyun başına. Su nereden geliyor? Bizim can damarımız. Şu gördüğünüz dağların altından kaynıyor bu su. İleride bir mağaramız var. Onun altından bu suyun sesini hissediyoruz. Ama girilmiyor. Bir yeri yok. Suyu, ama sesi oradan geliyor. Geldiği belli. Suyun gümbür gümbür sesi geliyor. Dağların altından gelen kaynak suyu. Çok güzel bir su. Aşırı soğuk. Ve buranın en büyük özelliklerinden biri de alabalık. Alabalık var mı burada abi? Alabalığımız bizim çok kıymetli, şu anda değer biçilmeyen kırmızı pullu alabalık. Ha, orijinali o. Kırmızı ama o benekli. Maalesef, evet maalesef kırmızı benekli alabalık.
Şu anda sahip çıkamadığımız için HES'ten dolayı da alabalığımızı kaybettik. Hay Allah. Aşağıda bir alabalık tesisi var ama getirip döllenmeyle yapılan siyah alabalıklardan, ama onu da sudan dolayı lezzeti bir başka. Sevgili seyirciler, şimdi her yiğidin bir yoğurt yiyişi var ya, işte bizim buranın da bir dut yiyişi varmış. Bu dut nasıl yeniyor? Bu dut yiyecek ağız bizde var mı? Varsa nasıl yiyeceğiz? Onu Ramazan abim, Mehmet abim bize gösterecekler inşallah. Dut nasıl yenir? Nerede? Aşağı Umutlu köyünde dut nasıl yenir? Göreceğiz. Allah Allah. Önce çöplerini ayıklıyoruz. Ayıklayalım. Ayıklayalım. Bir şey söyleyeceğim. Bunları saplara ver. Ben yiyemem ki ama. Ben şehirden geldim. Ben bunları... Şehirliyim. Mehmet abi ben şehirli çocuğum. Şehirli çocuğum ben. Şimdi size göstereceğiz burada nasıl dut yeniyor. Dutlar burada soğuyacakmış. Ne kadar soğuyacak? Kaç dakika? Yeter. Bir miktar böyle soğudu mu? Zaten dutun biliyorsun... Eller 30 saniye dayanıyor. Bu ne kadar dayanacak? Vallahi öyle. 30 saniye zor dayanıyorsun. Böyle elimizi daldırıyoruz. Daldırdık. Böyle aldık. Tamam aldık. Ama çok beklemeyecek. Dur. Aldık mı? Ha. Bekleme yok. Tamam aldık. Su akmaması lazım. Ha öyle suyla mi? Suyla beraber ağzını al. Suyu da mı içeceğim? Abi. Allah Allah. Özelliyor. Şimdi başlıyorum. Seyret, sonra sen yapacaksın. Tamam. Aldım. Saplarıyla yedin ya. Sana demedim ben şehirliyim ne yiyemem. Ne sapı, bak şeyinle beraber yiyorsun. Ben sana demedim ben şehirliyim öyle yiyemem. Şehirliysen kusura bak. Al, bir dakika söyleyeyim. Bir dakika. Ben de yiyeceğim şöyle. Bastır. Hop su akmasın. Anam yiyemedim ya, suyu içti. Evet abi. Bir şey söyleyeceğim. Böyle yiyeceğiz abi. Beni tut, beni bir çek, beni çek. Hayrına beni bir çek. Buyur. Bir şey söyleyeceğim. Ben dutu attım, suyunu içtim sadece. İşte yemeği bilmeyince böyle oluyor. Bir daha alacağım. Biz 50 senedir yiyoruz. Sen yiyor, şu anda yemiyor. Şimdi bizim ecdadımız böyle mi yiyor? Böyle yiyordum. Başlıyorum. Abi emin misin? Bir yanlışlık olmasın. Başlıyoruz. Tamam başlıyoruz hadi. Hoppa. Oldu. Bu sefer oldu. Güzel. Biraz. Bekleme ha. Tam olmadı. Bak böyle ıslanacak buralar. Biz yine şunu tabakta yesek doğru. Yok. Kurban olayım, bir tabak getirin de yiyelim. Böyle yiyeceğiz. Bir daha mı yiyeceğiz? Başla. Hadi, tamam başla. Hop. Süper, öğrendi. Bizim ecdat, valla Allah razı olsun ya. Ne güzel yiyor, çok güzel oluyor ha, suyla. Nasıldı? Buz gibi suyla. Çok güzel. Üzerine böyle bir suz alabiliyorsun. Ha, tutu duyan geliyor. Buyurun, gel. Gel. Abi gel, hoş geldin. Buyurun. Hoş bulduk, afiyet olsun. Sağ ol abim benim. Hoş geldin. Şimdi, hoş bulduk. Şimdi burası yavaş yavaş kalabalıklaşacak, niye? Tutu duyan geliyor. Çünkü bizim köyün... Hı. En büyük ananelerinden, örflerinden, adetlerinden bir tanesi de bu, değil mi? Dut yemek, evet, böyle suyla. Dut yiyor ama suyla. Buyur abi. Ha, ana yemiş bile adam. Hangi arada aldın? Hemen niye durayım, gördüm yiyeceğim. Vallahi afiyet olsun, doğru söylüyorsun abi. Şöyle alalım. Evet, ben de başkanım. Aa geldi, ben biliyorum. Başıma geleceği biliyorum ben. Hepsi geliyorlar. Biraz acele yiyelim. Haydi bakalım. Vay. Bak. Dutu çok severim. Yemin ediyorum yıllardır sapları da yerim. Daha güzel. Ama evet. Sapıyla... Afiyet olsun. Ama çok kalabalık oldu. Arkadaşım bize göre bu. Bize kendimiz... İnşallah deneyin evinizde ama böyle soğuk olması lazım değil mi abi? Soğuk olması lazım. O kadar yani güzel gidiyor. Yerette yemek lazım. Yani şey yapmıyor. Burada yemek lazım. Baymıyor. Değil mi? O şeker tadı baymıyor. Buz gibi. Lazım. Çok güzel ya. Evdeki soğukta da olmuyor. Müsaadenle yani. Buradan alıp sen ıslatarak yiyebilir miyim? Yok abi. Yok, yapmayalım. Yiyelim. Yapmayalım. Allah! Ya şunu niye böyle yiyorsunuz? Şöyle. Evet. Böyle bir hoş su alacaksın üzerine. Bir şey diyeceğim. Biz bu saplarını yiyoruz ya. Sıkıntı yok inşallah. Yok. Değil mi? Hiç problem. Çıkıp gidecek o. Şifa niyeti şifa. Şifa niyeti evet. İnşallah. Olmayı veren sapı. Sapı. Abi. Hadi canım. Yani vitamini sapında mı? Şöyle teselli buluyoruz. İsa doğrudur. Böyle yemiş. Doğru. Bize böyle gösterdiler. Biz de öyle yiyoruz. Elimi sokuyorum ya. Yani duramıyorum o kadar gibi, soğuk ya. Buz gibi. En fazla bir dakika durabilirsiniz. Ondan sonra alışkanlık yapınca devam. Hani muhtarım dedi ya rekor 13 dakika. O, bence o ayak uyuşuyor değil mi? Uyuştuktan sonra o başka. Uyuştuktan sonra ben bir saat de dururum. El ayak uyuştuktan sonra ayağı hissetmiyorsun. Hissetmiyorum zaten, felç oluyor. Evet. Bir şey hissetmiyorsun ki. Ama üstümü başımı. Mehmet abi ne yaptın her yerimi? Ben oturum ben lan demedim mi böyle olacak diye. Ya ben böyle yiyor muyum Mehmet abi? Ben böyle yiyor muyum? Ya afiyet olsun ya. Of çok güzelmiş ya vallahi. Hop. Hadi. Hop. Üstüm, başım. Böyle. Ne yapacağım misafir?
umduğunu değil bulduğunu yiyecek. Tabii ki. Neyse burada adet, örf, anane, kültür, biz de ona uyacağız. Şimdi ben şeye gireceğim, rekor denemesi yapacağım. Bunu bir yapabilir miyiz? Sen gelmişken bir rekor kırayım dedim Mehmet abi. Hadi bakalım bakalım. Siz burada çok şey yapamaz, ben kendim deneyelim. Çok şey yaparım. Kendini kaptırdın ama zor durursun. Görürüz. Hadi bakalım. Hadi buyurun. Allah. Şimdi sevgili seyirciler buyurun. Rekor denemesi yapacağız. Bakalım kim daha böyle erkek, kim yiğit? Yani ben... Tabii ki. Oo! Çok soğuk şu anda burası. Buz gibi. Yürü. Geçin abi. Siz ben şey yapmayın. Geçin. Hadi Allah'a emanet inşallah. Arayın ama haber verin. Arayın. Tamam geliyorum. Geldim. Muhtarım. Dakika tut. Rekor kıracağım. Aa! Of. Anam. Of. Aa! Çok soğuk. Aa! Siyah. Bir daha. Olmaz. Abi şöyle dur. Başladı mı yarışma? Sizler ne kadar iyi insanlarsınız. Sizler gerçekten o kadar güzel bir köy, o kadar keyifli ki insan vallahi gözünü seveyim. Acaba abi yardım edin. Duramıyorum, dondum. Ya tamam, bu sayılmaz. Şimdi bakalım, of. Dakika tutuldu mu? Tutuluyor. Bir daha, 2 dakika. Ne 2 dakikası muhtarım? Ah! Arkadaşlar 3. dakikaya girmek üzere. Baba hepsi ayağını çıkarıyor. Ah! Çok soğuk. Çok hani yemin ediyorum. Bir şey söyleyeceğim. Buz gibi. Ya bizim... çık hadi çık. Oh, of of. Sonum yani. Of. Başka. Bana bir destek atsana. Bana bir destek atar mı? Abi. Çok soğuk. Bu tarafa mı kaçacağız biz? Ben gidiyorum. Abi kişi Dur. Allah'ım ya Rabbim ya. Yine sevgili seyirciler. Bir dakika. Oh. Yine köyün 2 yiğidi. Oh. Yahya abimle ben. Değil mi Yahya abi? Sarıl bana şöyle. Sarıl Yahya abi. Adam ya. Çok soğuk. Yani inşallah gelirsiniz buraya. Şöyle bir 30 saniye kalmaya çalışırsınız. Mümkün değil. Benim ayak şu anda uyuştuğu için birazcık daha... Yahya abi. Birazcık daha şey yapalım. Tamam. Birinci... Oh, ben çıkıyorum Yahya abi. Sen takıl. Birinci... Oh, görüşürüz Yahya abi. Oh. Of. Yo, ben gidiyorum. Ben oynamıyorum. Ben. Ah. Allah. 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 Ya. Dışarıdan geliyor. Saymıyorum dışarıdan. Başka bir şey için geliyor. Bana sen gel. Rekor bende İstanbul'da. Ben nasıl olsun İstanbul. Ramazan abi. Sevgili seyirciler. İnanılmaz güzel bir yer ama inanılmaz soğuk bir su. Hani karpuz çatlatan diyor ya. Karpuz ne? Karpuz ayaklar çatladı. Ayaklar çatladı. Allah muhafaza. Ah. Konuşamıyorum ki. Götürelim mi seni? İnşallah yolunuz düşer, siz de buralara gelirsiniz. Bakalım neymiş ya, siz de görürsünüz. Oradan izliyoruz ama. Dur. Tamam. Birinciler belli oldu. Abim ve Ramazan abi. O da bayağı kaldı. Ben. Nasıl sen ya? Ben o sonra geldim. Abi sen sonra mı geldin? Yok, ben geldim. Hadi çıkalım. Çıkalım dondum. Ayağım uyuştu dondum. Sevgili seyirciler, bizim Aşağı Umutlu köyünün dutu dillere destan. Ama onun bir bekmezi var. Anam, onun bir bekmezi var. Emmi. Evet. Doğru dedin mi? Doğru söyledin. Dillere destan bizim evet. Buranın pekmezi ama o pekmezin de bir yarışması var. Bizim burada herkes pekmez yapıyor çünkü herkesin evinde dut ağacı var. Var. Dutuyla meşhur ama bunun da tabii profesyonel bir jürisi var. İşte jürimiz. Değil mi abi? Evet, jürimiz. Efendim hoş geldiniz. Sayın jürim. Sayın jürim ellerinden öperim jürim. Kurban olurum. İyi misiniz? Elhamdülillah. Allah daha iyi etsin inşallah. Bu pekmezleri yiyirsiniz maşallah. Çakı gibisiniz. Evet. Vallahi maşallah. Ben de yiyeceğim. Ben de öyle olacağım inşallah. İnşallah. Ama siz şu birinci seçin ondan sonra ben bakayım. Hangisiyse ondan yiyeyim, değil mi? İnşallah. İnşallah. Şimdi Mehmet abi. Dillere destan dedik. Bize buranın pekmezi ama bunlar bir jüriyle seçilecek. Evet. Nasıl belirleyeceğiz? Bunları hani sahipleri. Bunları kim yapmış? Nerede bunun sahipleri? Bizim köy komşularımız yaptılar. Tamam.
Biz pekmez yarışması festivali düzenlediğimiz zaman bir de şey olsun, katkı olsun diye yarışma düzenliyoruz. Tamam. Yarışmada birinciye altın, bir tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye, dördüncüye, beşinciye çeyrek altın veriyoruz. Birinciye tam altın mı var? Birinciye tam altın. Ay bileydim, ben de katılmadım ya. Ya bunu baştan niye demiyorsunuz bunu baştan? Katılmak yasak. Ha, köyden olacak. Köyde olacaksın. Altın dışarı çıkmasın. Köyden dışarı olsun. Dolayısıyla biz bunları önce kavanozları veriyoruz. Tamam. Gidiyorlar evlerinde en güzel pekmezlerini dolduruyorlar. Getiriyorlar. Bunları burada yarışmaya sokuyoruz. Jürimiz tat, renk, koku ve akışkanlığını teyit ediyoruz. Şimdi kokusu. Kokusu, rengi, akışkanlığı ve tadı. Ve tadı. Tadı. Onları jürilerimiz tadıyorlar, karar veriyorlar. Oylar ona at veriyorlar. Beşten ona kadar puanlamamız var. Tamam. Biz bunun akışkanlığını da orada kronometreyle ölçüyoruz. Bunları bilgisayara giriyoruz. Bilgisayardan döküyoruz. İlk beşi bize sunuyor. Tamam ama Mehmet abi, şimdi hadi emmim komşusunun ki akrabanın ki varsa nasıl anlayacağız? Hiç kimse bir tanesi göstersin. Bilmiyor ayrı mu? Numaralar var. Altta başka numara var. O numara gösterir misin şunun altını? Ters yazılmıştır. Bu numaranın aynısı ve sahibinde var. Ha. Sahibine diyoruz ki 112'yi alıyoruz biz. 112'nin altını açıyoruz. Bir kaldıralım. Diyoruz ki 24 kapalı, numaralı kapalı, pekmez. Gizli. Ha, gizli. 24 numaralı pekmez. Açacağız onu, açtıktan sonra farkına varacağız. Şu anda gizli. Adaletli. Hiç kimse bir şey bilemez. Maşallah. İnsan. Vallahi harika. Şimdi o zaman jürimiz kokusundan, akışkanlığından, renginden ve tadından anlayacak bunu. Eşçisi direkt geliyor zaten. Hepsini, ya başla. Bir şey söyleyeyim. Hepsini tek tek bakacaklar. Bakıyorlar. Vallahi. Hadi bismillah. Bakalım kim birinci olacak. Bakalım. 112 numara. 112 numara. Vay 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 vay. Tamam. Tamam yeter. Ha. Bütün oranlar aynı olacak. Fincan büyüklüğünde. Tamam, huni ile. Fincandan huniye dolduruyoruz. Doldur. Akışkanlığıyla alakalı değil mi? Akışkanlığıyla alakalı, evet. Allah. Huniye doldurduktan sonra. Tamam. Arkadaş kronometre tutuyor. Tut kronometre. Ha, kronometre tutacak. Başla deyince başlıyor. Dur deyince duruyor. Şimdi ben tamam. Hazır. Vay vay vay. Evet, burada bu şekilde 11.46. 11.46. Evet. Yani aslında abi ne kadar geç akarsa o kadar iyi mi? Çok koyu da iyi değil. Çok koyu da iyi. Ha, süzme bal kıvamında olması lazım. Ha. Şimdi kokluyorsun. Tadına bakıyorsun. Elini aldın, kaşıkta koklayacağız. Vay 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 vay. Ondan sonra puan verecektir. Ha, şimdi puana geçiyoruz. Anam anam anam. Ya bir şey söyleyeceğim. Biz başımız şey mi, biz niye bir de... Sana çorba kaşığı verdim hocam. Yok, çorba kaşığı. Bir bakabilir miyim ben de? Bir koklayabilir miyim şöyle? Bir koklayayım. Vay be. Allah! Vay vay! Vallahi bir şey söyleyeyim. Çiçek dalında her şey yerinde güzel. Abi bizim köyün işte meşhur, dutu meşhur olunca pekmezi de acayip meşhur oluyor. Ve hası buradan çıkıyor işte. Hani bizim böyle en aman aman dediğimiz pekmezi burada not veriyorlar. Yani fena değil falan diyorlar. Niye? Mal iyi. Malın iyi olursa da ne oluyor? Müşterin Bağdat'tan geliyor. Tabii. Emmi? Doğru. Doğru dedim emmi? Doğru. Doğru dedim. Doğru. Yani şimdi puanları alalım mı o zaman? Evet. Puanlar. Emmi puan? Mehmet abi. 10 mu? 10. Vay emmim. Bonkör emmim. Kaç emmim? Amca. Allah. Bu kimin pekmeziymiş? Bu nasıl pekmezmiş? 9. Hakim 19. Yahya amca 8. Bu şekilde puanlamamız Jettin arkadaş yazıyor. Sonra bunları tek tek bilgisayara giriyorsunuz. Bilgisayara giriyoruz. Ortalaması alınıyor. Aynen öyle. Birinci kimse ona hem ödül, hem ödül, hem de teşvik, hem teşvik, takdir. Evet, marifet iltifada tabi değil mi? Evet. Şimdi pekmezin bu dutun şifası fazla aynı zamanda. Bu pekmez... Dutta şeker yok deniyor. Doktorcuklar öyle diyor, bilmiyorum. Ben bunda istisnasım yok ama yani dut pekmezinde şeker yok. Tatlılık ayrı, tatlı oluş ayrı, şeker ayrı. Ha, doğal. Evet. Peki pekmezin faydaları sen biliyorsundur emmim. Pekmezin faydaları saymakla bitmez. Bizim burada doktorumuz buydu. Eskiden İçerisine değil mi? İçerisine biraz tereyağı koyup ocakta onu biraz kızarttın mı, içtin mi iyileşiyordun. Tereyağıyla mı? Tabii tereyağıyla. Pekmezin içine. Evet. Karıştırıyorsunuz ocakta. Evet, tabii, aa, tabii, onu tabii, bilmiyorum. Tabii bu müthiş ilaçtı. Bir de şöyle bir şey, kan yapar diyorlar, onu biliyoruz. Evet. Mesela soğukta falan böyle üşütmezmiş, böyle daha dinçlik verir. Evet. Ye pekmezi, yürü şeye doğru. Nereye gitsek acaba? Muzdura. Muzdura çık, muzdura çık. Sen şimdi işin menbaasındasın. Ben ne yapayım? Çikolata bebeleri ne yapsın?
Çikolatayı yiyeceğine pekmez yesin de kan gelsin, can gelsin. Şimdi onu ben merak ettim. Dur işit diye bindi. Şu araya girebilir miyim ben şu araya? Aram. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şimdi bir de yoğurtla karıştırıyorlar pekmezi. Evet. Karla karıştırıyorlar. Tahinle. Kar var ya kar. Karla da. Karla. Karla evet. Çikolata hep karla yerler. İyi tahin olursa tahinden karışınca o da güzel olur tahin. Peki bizim burada bir de şey var. Peynirin üzerine döküyorlarmış. Doğru. O tuzsuz peynir. Taze peynir. Taze peynir üzerine dökülüyor. Taze peynir. Tuzsuz peynir evet. O da güzel oluyor mu? Evet. Sonuçta hepsi şifa niyetine yani mutlaka, değil mi? Mutlaka mutlaka. Şimdi bunun dutun kurusu, çekirdekli dutun kurusunun içerisine kayısı değil de kayısı benzeri sarelek diyoruz burada. Sarelek diyoruz. Sarelek. Onun da içine katılırdı. Eskiler, yaşlılar ilaç oydu işte. Soğuk algınlığında, rahatsızlıkta. Onu ocakta kaynatıp aynen çorba içer gibi içerdin. Diyelim ki birkaç saat sonra ayağa kalkıyordun. O zerdaliyle mi karıştırıyorlardı? Tabii. Aklında olsun hastanırsın falan. Evet. İlaç milaç evde bulamazsak bari onu yapayım. Bu ne kadar? Kaç? Bir kilo var mı? 1 kilo 300 gram. 1 kilo 300 gram. Abi fiyatları ne kadar şimdi bizim burada pekmezin fiyatı? Normalde burada bunun fiyatı 30 liradan başlıyor. 50'ye veren var, 80'e veren var. Ama 80'in fiyatları değişik. Mesela bizim yöresel karadut pekmezimiz mesela çok olmasın da azınlıkta olmasına rağmen 80 milyondan karadut pekmezini veren var. 80 TL. Bu karadut değil mi? Bu normal tut. Normal tut. Yani. Nasıl normal? Benden kara bu ya. O doğal güneşin verdiği rengi bu alıyor. Büyük kazanlardan tepsilere konuyor. Doğal güneşin ışığını alıyor. Zamanla normal şeffaf olan pekmezimiz böyle kara halini alıyor. O zaman en iyisi karadut pekmezi. Karadut pekmezi daha biraz daha iyi. Normalde bunlar da karadut'tan aşağı değil. Yani normal köyümüzün, yerimizin özel dutları bunlar. Özel dutları. Yani bizim burada pekmez aslında 25-30. Evet. Değil mi? Evet. İyi abi. İlaca veriyorsun 20 lira en kötü ilaca. Evet. İlaç içeceğine pekmez iç. Aa, güzel slogan oldu ha emmi. Dur. İlaç içe söyleyemedim ya emmi. Anam konuşamıyorum ya. Birazcık pekmez mi içsem ne yapsam? Evet. İlaç içeceğine pekmez iç. Her yere slogan vereceğim bundan. İlaç içeceğine pekmez iç. İç. Vallahi iç. Niye ama? Çünkü 25 lira. Ya baktığın zaman hani cidden ucuz. Çok zahmeti sıkıntısı var bunu yaparken. Bir de o var. Değil. Bu güneşte pişiyor. Pekmez güneşte oluyor. Tabii. Nasıl bir dakika kazanda olmuyor mu? Kazanda da oluyor. Kazanda olursa biraz acım tırak olur. Peki bunun toprağı yok mu? Pekmez şeyi var ya o bir tane yok, toprak. O üzüm pekmez için olur. Ha bunda dur, olmuyor. Pekmez, güneşte kaç gün kalıyor abi? Güneşte güneşin yani... Senin güneşin sürekli alışına bağlı. Hı. Orada yaklaşık 1-2 günde falan pekmez oluyor. Topraksız olması çok güzel ya. Toprak falan yok. O üzümün tortusunu almak için normal yapıyor. Ama dutta yok. Onun eşkisini ve tortusunu almak için o toprak. Hı. Özel bir topraktır. O başka bir şey. Onu Adıyaman'da yaparlar o işi. Burada öyle bir şey yok. Şimdi pekmezin nasıl burada? Evet. Ama siz daha deneyeceksiniz. Siz daha çok işiniz var. Daha köyü gezeceğim değil mi? Doğru. Biter mi bu kadar pekmez denemeyle? Kokusu, rengi, tadı. Akışkanlığı. Evet. Bunları daha amcaların burada çok işi var. Onlar bakacaklar. Tek tek ondan sonra bunların yazacaklar. Puan not verecekler. Evet. İşiniz zor valla. Zor. He zor. Vallahi. Evet. Ondan sonra yarın mı belli olacak? Yarın belli olacak. Yarın belli olur. İnşallah biz de yarın birinciyi öğreneceğiz. İnşallah. Geleceğiz. Ben sizi daha fazla meşgul etmeyeyim. Jüriyi ben meşgul etmek istemiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sayın jürim. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Ağzınızın pekmezi tadı asik olmasın inşallah. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Amin. Tamam. Siz de yiyin şey yapın. Tadına bakın. Ben sonra gelirim inşallah. Tamam hadi kolay. Şurada kimse şunu şöyle bırakayım. Ama çok güzel bunu bırakayım. Emin şunu giderken yiyeyim. Yolluk yapayım kurban olayım. İyi olur. Şu bir taneyi ver. Şunu çıkarın. Şunu jüriden şunu bir çıkarın. 128. Sevgili seyirciler bizim Aşağı Mutlu köyünde yüzlerce dut ağacı var. Şimdi dedemle beraber torunları hepsi ne yapacaklar? Dut silkeleyecekler, dut toplayacaklar. Ben de onlara yardımcı olacağım. Dedem! Dedem nerede? Dedem! Dedemin yanına gidiyorum. İşte benim dedem. Da orada torunları da var. Şimdi dede sen artık yıllardır bu işin üstadısın, profesörüsün. Ağaca mı çıkmamız gerekiyor? Ağaca çıkacağım tabii. Sen mi çıkacaksın? Anlayacağım tabii. Ama Allah muhafaza dedem şey yapmasın, ben çıkayım. Ya sen çıkamazsın. Ben çıkayım dedem, kendimi feda ederim. Sen... Bırak dedem, ben çıkayım. Sen çıkamazsın. Niye burada... çıkamıyorsun? Ha ben şehir çocuğuyum doğru ya ben şehir çocuğuyum. Ben onun ustasıyım. Ustası sensin. Peki. Çekirdekten yetişme. Dedem kaç yaşındasın? 82. 82 benim yaşım bırak babamın tabi bayağı bir yaşımızdan beri sen bunu yapıyorsun dedem.
Dedem peki sen çıkacaksın, ben ne yapacağım? Ben de bir şey yapayım. Sen de bakarsın. Ama biri yer biri bakar olmaz ki. Sen yukarıda yiyeceksin mi, ne yapacaksın? Sorarsın, ne yapıyorsun diye sorarsın. Tamam, oldu o zaman. Bismillah, hadi dikkatli ol. Şu taraftan, buradan değil. Nereden? Bir dakika. Şuradan, tamam. Dedem, dedem. Dedeciğim dur, yardım edin. Ha. Dedeciğim yavaş. Yok. Yavaş yavaş dedeciğim, dikkat et. Ha. Ben de geleyim, ben de geleyim. Sen düşersin. Allah. Biz de toplayalım mı? Aa, dedem, dedem ama sakin, sakin. Maşallah, maşallah. Vallahi maşallah, dedeme bak maşallah ya. Dedim. Ama aman aman dedem. Maşallah. Allah. Bereketli topraklarımız. Maşallah, vallahi öyle ya. Yutlara basmayın. Bu şimdi beyaz ut mu oluyor? Evet. Beyaz ut. Bir çekirdekli dutumuz var. Ha? Bir de çekirdekli dutumuz var. Bu çekirdekli mi? Bu çekirdekli mi dedem? Çekirdekli. Bu çekirdekli. Çekirdekli, evet. Çekirdeklinin pekmezi güzel olurmuş. Çekirdeklinin pekmezi, çekirdeksizin kurusu. Gözeleri döktüğümüzde çekirdeksiz Kürşat Bey. Göze de yedin mi? Ha, ha. Onlar da çekirdeksiz. Onlar da çekirdeksiz. Yemesi de güzel çekirdeksiz. İş, ana, anam dedem gitmiş. Dedem! Dedeciğim daha gitme. Daha gitme, daha gitme. Dur orada, dede dur. Dede! Dur. Dedem! Efendim? Dedem daha gitme, kurban olayım. Oba sallayamam ki, ucuna çıkacağım ki sallayabilirim. Gitme dedeciğim, gitme, yeter bu kadar. Dedem tamam da ya, daha nereye çıkacaksın merak gitme, ettim. Gitme dedeciğim. Şimdi bir dakika. Ay, ya ben çıkayım diyorum, ben de korkuyorum. Herkes Allah. Herkes beceremez. Dede. Ya işte. Kürşat Bey buyurun. Bizim dedeler böyle işte. Bizim buranın dedeleri böyle, maşallah diyeyim, bir maşallah diyeyim. Maşallah, maşallah. Maşallah. Subhanallah. Dut yağıyor, evet, bereketli. Bütün gençler otobüsler kalkıyor, uçaklarla, arabalarımızla konvoy halinde. Ne güzel. Geliyoruz, soğuk sularımızdan içiyoruz, dutlarımızdan yiyoruz. Oh, insanın köyü olması ne güzel değil mi? Kesinlikle. Hepimiz doğma büyüme İstanbulluyuz aslında gençler olarak, evet, ama atalarımızın, ya, dedelerimizin doğduğu toprakları unutmamak adına festivallerimiz oluyor. Hep birlikte burada toplanıyoruz, eğlenceler maşallah düzenliyoruz. Allah razı olsun sizden. Çok seviyoruz yani. Ecdadını unutmayan kesinlikle kendini unutmaz, İstanbul aslını unutmaz. İstanbul bizi yutmadı yani. Çok şükür, çok şükür. Sağanak yağıyor dedem. Dedem. Daha çıkmıyor dedem. Dedem gitmiş. Dedem nerede ya? Dedem tepede. Her yerde yağmur yağıyor. Burada dut yağıyor. Evet. Allah. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Cidden dedem insin ya. Alışkın. Alışkın da Allah muhafaza. Allah'ım yarabbim. Müşer müşerse. Ya. Dedem seni alayım dedim ama sen kendin gel, kendin. Ben nasıl ineceğim? Bir itfaiye çağır bacım, sana zahmet. Ha, dedem geldi. Vay dedem, sana maşallah dedem. Sen nasıl bir dedeymişsin ya. Baba hiç düşüyorum bak. Bitti herhalde dedem, gel. Ayı çıkmış, geçen sene bu dalların hep kabuklarını soymuştu. Ne olmuş? Başına çıkmış, ayı ayı. Kim ayı? Ayı. Ayı ne yapmış anlamadım ki. Ağzın başında bu dalları soymuş. Ha, dut mu yemiş ayı? Dalları mı yiyor, dutu mu yiyor? Ha, bu buraları ayı yemiş. Vay vay vay. Vallahi. Ya bırak otur. Sen maşallah dedeme ya. Sen nasıl çıktın oraya ya, helal olsun sana ha. Vallahi billahi. Ödüm koptu. Seni almaya geliyordum bir ara. Şey yaptım, korktum, çıkamadım fazla da. Dedem burada yukarıda diyorlar ki 500 yıllık ağaçlar var. Doğru mu? Doğru. Dut daha ağacı. Fazlası var. Daha fazlası. 500 var. Yıldan fazla. Evet. Dut ağacı. Evet. O kadar yaşıyor mu ağaç ya, dut ağacı? Bak şu ağaç var ya. Hangisi? Şunlar. Şunlar. O ben 5-6 yaşındaydım. Babam yukarı bahçeden çıkardı, buraya dikti. Hı-hı. O zaman aynısı gibiydi. O zaman nereden var? Sen 75 yaşında. Fazla. Allah. 100 yaşında mı fazla? Allah Allah. Evet. Dut'a çok önem vermiş bu köylüler. Her yerde dut dikmişler. Bundan 50-60 sene evvel dut kurusu yapıyorlardı. Tunceli'nin Oğazık kazası var. Buraya sınır. Oraya götürüyorlar buğdayla fasulyeyle değişiyorlardı. Trampa yapıyorlar. Evet. Al dutu, ver fasulyeyi. Evet. Ilıcın Kurusay köyleri var. Bir de Sivas'ın İmralı kazası var. Aha. Oralara giderlerdi. 10 günde falan gelirdik. Ya dut dutuna bir kap dut, üç kap ve buğday. Yürüyerek. Vay be. Yürüyerek mi gidiyorlar? Tabii, hayvanlar. Yürüyerek. Hayvanlar. Allah Allah. Evet. Eskiler nasılmış? Nasıl yürüyorlarmış dedem ya? Buradan Elazığ'a gidiyorlardı yaya. Yaya. Üç günde. Evet, evet. Oradan Harput'tan pamuk getiriyorlardı. Kışın annelerimiz eğiliyordu onu. Bez dokuyorlardı. O bezi işte gittikleri yerde de bez götürüp satıyorlardı şeyler. Şimdi dedem bu yerdekileri ne yapacağız? Ezmeyelim fazla şimdi da. Şimdi
Bunları topluyoruz. Tamam. Tenekeleri dolduruyoruz. Götürüp kazana boşaltıyoruz. Kazanda kaynatıyoruz. Onun bir kıvamı var. Kızarıyor pişince. Onu bu sefer süzüyoruz şeyde. Süzdüğümüz tekrar dürbentlerle süzüyoruz. Ondan sonra o pek şerbeti tekrar kazana koyup kaynatıyoruz. Onun bir kıvamı kızardı mı şerbet. Pekmez olacak daha, yani. Dama koyup böyle tepsilere boşaltıyoruz. Üçüncü günü kaldırıyoruz. İnşallah. O zaman toplayalım mı dedem? Fazla da beklemesin. Hadi, hadi toplayalım. Toplayalım dedem. Tamam. Bazı yerlere ne oluyor? Yerini yapıyorum. Her yerde. Sizin oradan çıkmanız gerekiyor balayı almamız için. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bereketli olsun inşallah. Vay vay, bir tane keçi. Organik yalnız bunlar. Egzoz dumanı bile görmüyor. Değil mi? İlaç gördüğünüz yok. Gibi araba bile geçmiyor. Doğru. Yok, araba maraba yok burada. Yani yardımcı ol bize. Dedem, dut yıkanır mı dut? Yok. Evet. Yıkanmaz değil mi? Yıkanmaz. Yıkanmaz. Anca böyle yiyeceksin suyla. Ziyaretin oradaki gibi. Evet. Değil mi? Evet. Tertemizsin, toz falan yok çünkü. Şimdi bunları ne yapacağız? Nereye götürüyoruz dedem? Eve götüreceğiz. Eve götüreceğiz. Ama kimin evinde? Bu da var sallanıyor. Nerede var? Onu da bana bırak, ben sallayayım. Sallayamazsın. Ya ben dedem, ben işi öğrendim Allah'ım. Sergiler serim. Ben sallayacağım. Allah dedem, ben yapacağım. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Yapamazsın abi, sen istersen. Ya dedem Allah'ım, nasıl yapamam ya? Nasıl yapamam? Ben niye yapamayayım? Yani ben de bu ecdadın torunuyum. Ben niye yapamayayım? Çık bakalım. Ya tamamen mi çıkacağız yukarı kadar? Bilmiyorum. Yarısı olmuyor mu yarısı? Sallayacaksın. Sallayacağız, yapacağım. Hadi bismillah çıkıyorum. Dedem bana bir şey olursa İstanbul'u bir ara, oldu mu bizim akrabaları falan. Allah korusun. Şey sağ ol. Hangisine çıkacağım burada? İki tane ağaç var. Hangisine istersen, kolayına geliyorsa. Şu ayının çıkmadığı hangisi, ona çıkayım ben. Hayır, onlara çıkmış. Ha, bana çıkmamış. Sallıyorum. Yeter, buradan sallayayım işte canım. Allah. Yok, burası erken olur, dur. Vay vay vay. Maşallah. Bizi kellemez. Oh. Vay be. Dedem de mi dutçuydu be? Dedem, ben şehir çocuğuyum. Bu kadar hızlı vuramam ki. Ay. Anam ne zormuş bu iş ya. Ha? Öyle zevkli, eğlenceli görünüyordu da. Arkanda kalın var ya. Bunu nasıl sallayayım ben dedem? İnsan dedem, onu zor sallamıyor. Bir dakika. Çıtırıyor orada. Oy! Hiç dökülmüyor. Nasıl hiç dökülmüyor? Görmüyor musun kaç tane döküldü? Ay, yoruldum. Anam. Dedem sallasın bacak. Ya tamam, deden daha iyi. Kabul ediyorum da. Yani hiç mi olmuyor? Yok sallamıyor. Sen oradan oraya inin, ne kadar bak dedeciğim. Vallahi çıktı. Sen yine de dikkat et dedim. Hangisini sallayacaksın? Şunu vurdun mu? Onu yaptım. Tamam, o zaman oraya çıkmaya gerek yok. Ya? Bunu da yaptım. Ama onda bak tut görünüyor. Şunda mı? Evet. Ha, böyle vuracaksın. Yemin ediyorum Japon karateciler gibisin ha. Böyle vurmayacaksın. Böyle vuracaksın. Ha. Böyle vuracaksın. Ha, şimdi anladım. Vuruş stili ayrı. Evet. Şöyle. Vuh! Tamam mı? Geliyorum. Ama ben buradan inemem ki. Kal o zaman orada. Ben nasıl çıktım buraya, onu da bilmiyorum. Nasıl çıktıysan in. Şunu bir açın da ben üstüne atlayayım. Şunu şöyle gerin. Şunu bir gerelim. Gerin onu. Gerin. Heh, şöyle ineyim. Bastığın yere dikkat et. Nereye? Yani ayağınız birini sağlam almadan diğerini kaldırma. Ya, ya bacım Allah'ını seversen ya. Ben sürekli ağaçlarda olan bir insanım kendim. Bir dakika. Gördüğünüz gibi. Ah.
Vay be. Şimdi bunu da öğrendik. Dut çırpmayı da öğrendik. Dedem öğretti sağ olsun. 82 yaşındasın değil mi dedem? Evet. Tamam. Şimdi bunları toplayacağız. Doğru eve. Evet. Değil mi? Evet. Hadi şahat, hadi toplayalım. Şimdi dutları silkeledik. Çıktık yola. Nereye gidiyoruz? Dedemin evine mi gidiyoruz? Dedemin evine gidiyoruz. Dedemin evine gidiyoruz. Dedemin evinde bakalım dedem ne yapacak? Arkadaş bana yardımcı oluyor. Heh. Dutları götürüyor. Yahya abiye verdik dutları. Dedik Yahya abi biz yorulduk. Bir saattir dalın üstündeyiz. Yahya abi taşıyor sağ olsun. Ağır mı Yahya abi? Ağır ağır. Ağır ağır. 20 kilo ne ağır olacak? Baba bak dedemi görüyor musun? 20 kilo ne ağır olacak diyor. Şimdi dedem gidiyoruz gidiyoruz da senin evi yokuş mu onu bir diyelim. Yok yokuş değil yakın. Hafif yokuş. Evet. Hafif yokuşsa sıkıntı yok inşallah. Evet. Abdullah. Tamam. Ne yapıyorsun abim? Neyim yokuşum. Sen niye bana dut toplamaya yardıma gelmedin Abdullah? Nasip olmadı. Nasip olmadı bak. Evet. O zaman biz devam edelim eve doğru. Evet. Bakalım evet. Sen ne yapacaksın bize bu dutları. Arabaları dut. Tamam evet. Gidelim gidelim. Vay 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 aşağıdı bu umut mu yokuştur yokuş. Çok ağzı geldi. Bulamadın dedemin evini vay kardeş. Dedem nerede bu ev Allah'ın sen yoruldum dedem. Geldik mi? Vallahi geldik. Geldik az kaldı az kaldı. Anam kazan kaynıyor orada. Kazan kaynıyor. Dut kaynıyor. Kolay gelsin. Kolaysa başınıza gelsin. Dedem şimdi bu kaç saattir kaynıyor? Daha kaynayacak mı? Ne kadardır kaynıyor bu? 11'den beri kaynıyor, 11'den beri. Abo 7 saattir. Ama tam başında bulunamadığım için ateş bazı söndü, bazı yandı. Onun için böyle de kaldı. Gece boyu kaynayacak mı dedi? Yok yok tamam bitti. Olmuş. Olmuş ama. Altında biraz ateş söndü de tamam olmuştur. Ramazan abi zor mu onu böyle çevirmek? Alışana kolay. Sulu. Bize zor. Alışana kolay. Bu koca kara kazanı nereden buldun dedem ya? Bu nerede satılır? Aldım satıyor. Satın aldım. 800 lira aldım. Bu 800 lira. Evet. Ama eder ha bu da yemin ediyorum. Kalan tanı. Bak hele içine ben girsem yıkanırım bunu. Kocaman vallahi küvet gibi. 10 teneke dut alıyor. Bir teneke kaç kilo dedem? Dut. Bir teneke 13 kilo falan. 13 kilo. Evet. 130 kilo alıyor o zaman. Taze sulu olduğu zaman 15 kilo geldi. O zaman şimdi 10 kilo. Şimdi bu dutlar 12-13 kilo. 10 tenekesi 150. 150 kilo alıyor o zaman şu. Ama sen buna hiç su falan koymuyorsun. Su koyuyorum. Buna 5 teneke su koyuyorum. Kaç kilo dut var içinde? Bu tenekenin 8 teneke var. 8 teneke duta, 5 teneke su. Evet. Çünkü bu susuz oldu mu dibini tutar, bir de posasında tatlısı posasında kalır. O zaman dut kebabı olur, yanar. Dut kebabı olur. Dedem kışın bile buradaki hayvanlar aç kalmasın diye gelir onların yemeklerini, şeylerini. 18 tane affedersiz kedim var. Ondan sonra tekrar geri döner. Sadece onlar için İstanbul'dan gelir dedem. Ay dedem kurban olurum. 18 kışın tane kedi var. Kışın dağ tuz taşır. Dağ tuz taşır geyikler için. Ne diyorsun ya? Evet. Sırf bunun için buraya geliyorsun. Evet. Buradaki yabani hayvanlar aç kalmasın. Kediler, köpekler. Sırf onun için gelmiyorum. Ama tamam. O da var. Komşular da yardım ediyorum. Kendi işimi de yapıyorum. Mesela ağaçların budanacağı zaman gelir. Dedem çok gelir gider yani. Alışmış artık hani dedeciğim yorulmuyor musun? Nasıl gidip geliyorsun 10 tane dedem. Mehmet amca gibi evet. Olsa vallahi bu köyün sırtı yere gelmez. Köyde herkese yardım eder. Burada... Herkesin ağaçlarını budar. Herkesin işini görür yani. Allah razı olsun. Dedem! Devlet demir yollarından emekli dedem de. Öyle mi? Evet. Ne yapıyordun orada dedem? Başçıman. Ne güzel işim varmış. Sevgili seyirciler, 82 yaşındaki Mehmet dedem bize pekmez yapıyor. Aslında her zaman yaptığı işi yapıyor. Biz de onu öğrenmeye çalışıyoruz. Dedem buradan tek tek dutları alıyor. Orada bir tezgah var. Oradan aşağı doğru. Ne yapıyorsun dedem aşağı doğru? Orada önüne kazan var. Kazana atıyor. Kazana atıyor. Bakalım nasıl atıyor dedem orada. Dedem elin yanmıyor mu senin? Yanmıyor, alışkın. Alışkın, eli alışkın dedemin. Buradan süzülen dutun suyu aşağıda yine bir kara kazan bekliyor. Kara kazana doğru suları süzülüyor. Peki ne olacak suları süzüldükten sonra? Vallahi ben de bilmiyorum ne olacak. Pekmez olacak. Pekmez olacak, pekmez. Dedem peki bu bir şeye yarayacak mı bu içindekiler? Efendim yarayacak, hayvanlara veriyor. Ha, onu hayvanlara veriyor. Sevgili seyirciler, bizim aşağı umutlu köyünde hiçbir şey boşa gitmiyor. Suyu bize kalanı da kime dedem? Hayvanlara gidiyor. Dediğim gibi hiçbir şey buralarda boşa gitmiyor. Çöpe giden bir şey yok. Şimdi dedem kaç teneke kaldı? Az mı kaldı? Daha epey var. Daha epey var vallahi. Bir çuvala koyalım mı? Vallahi biz pekmezi böyle güzel güzel alıyoruz içiyoruz da. Ya ben bu kadar zor olduğunu başka çuval aldım. Düşünmediydim ya işin doğrusu. Çok zor çok kolay değil mi? Yeni çuval mı? Ha. Süzmüyor. Süzmüyor. Üstüne mi çıksak dedem? Düşsene. Dük.
Ha öyle mi süzeceğim büke büke? Hemen yok bitti. Yani öyle tuval şöyle üstüne bastır. Şimdi sıra yenisinde. Yenisinde. Hadi bakalım. Çuval 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 nereye gidiyor? Pekmeze gidiyor bunlar inşallah. Tamam. Taşı da üstüne koyalım. Koyalım. Ne yapsın iyice? İyice süzülsün. Suyu süzülsün inşallah. Şimdi yeni çuvala geldi sıra. Anam ne zormuş bu pekmez işi vallahi billahi ya. Yani diyorum benim dedem niye böyle dinç? Durmuyor ki. Vallahi maşallah ya. Boyuna çalışır hiç. Yaz kış maşallah. Maşallah maşallah dedeme. Hele atama bak atama. Oraya tıklaştım. Bitti herhalde dedem. Bitti. Tamam. Eline koluna sağlık. Ya zormuş ya. Ben öyle pekmezi alıp kaşık kaşık yiyordum. Bu ne ya? Ne bileyim ben armut pişi ağzıma düş marketten alıp yiyorduk biz. Zor bunu çok odun yakıyor. Ateşin önünde kızarıyoruz. Şimdi ben ne zaman pekmez yesem aklıma sen geleceksin. Diyeceğim ki Kürşat oğlum iyi ye güzel ye. Bak deden ne hallerle yaptı bunu. Yalan mı? Daha taş var mı? Doğru. Şimdi bunu artık süzdükten sonra kazanı kaynatacağız. Anam bir daha mı kaynayacak? Evet. Dedem kurban alayım bir daha mı kaynayacak? Evet. Abo. Şerbet kaynayacak. Hacı dedem beni bu kadar kaynatsan ben de pekmez olurum ya. Evet. Bu kadar kaynatmaya ne olacak? Anam. Evet. Şimdi o şeye dikilecek. Bunu süzüyoruz şimdi. Ha. Ha. Yavaş yavaş atın bunları yansın. Şimdi dedem orada kaynattı tutukları. Aha buraya getirdi. Çuvalın içinde buraya getirdi. Burada suylarını süzdü bu kara kazana. Kara kazandan tekrar suyunu süzüyor. Ufak kalan tortularını oradan şu tülbent mi onun içinden süzdükten sonra tekrar nereye gidiyor? Öbür kara kazana gidiyor. Böyle anlamadım. Bir o kara kazana, bir bu kara kazana. Ondan sonra inşallah yukarıya dama serilecek. Sonra ne olacak? Beraber göreceğiz ama ne zaman? 3 gün sonra. Olsun. 2 saat burada orada kaynayacak şimdi bu. 2 saat. 2 saat. Allah maşallah. Vay vay vay. Şeker yok. Tamam. Şeker yok. Herhangi bir ilaç yok. Herhangi bir kimyevi, herhangi hiçbir şey yok. Su katsan eşir. 1 gram şeker yok. Aa, bir tane şeker yok. O yüzden yani tabii nereden alındığı önemli pekmezin. O öyle şekersiz, herhangi bir maddesiz dedem bunu yapıyor. Aa, gözümüzün önünde görüyoruz. Değil mi dedem? Evet. Dedem de organik. Dut da organik. Dedem aslan dedem. Ey maşallah maşallah maşallah. Sevgili seyirciler, dutun çırpılmasından, toplanmasından buraya getirip kaynatılmasına kadar geldik. Kim yaptı? Dedem yaptı. Allah razı olsun. Yardımcılar vardı. Asistan. Çok torunlar vazidir, torunlar dedem. Vardı. Yardımcılar vardı. Şimdi dedem bunu ne kadar daha bekleyeceğiz? İki saat. 1,5-2 saat. 1,5-2 saat daha kaynayacak. Kaynadığı halde süzdü, bir daha kaynatıyor. Heh. Bir daha kaynatırsan vallahi koşa koşa gidip Erzincan'a doğru giderim ha. Şimdi bu kızaracak. Hı. Onun bir kıvamı kızardı mı? Tamam, ateşini keseceğiz. Dama tepsiler var böyle tepsiler. Tepsilere koyacağız. Çok doldurmayacağız. Hı. Çok dolunca siyah olur pekmez. Hı. Bir de cez olur. Onun için az olsun. Rengi açık rengi olur. Sarı rengi oluyor. Bir de çabuk oluyor. Hı hı. Ondan üçüncü günü güneş açmadan topluyoruz. Süzüp kaldı. Tekrar süzüyor. Pekmezi tekrar. Üçüncü günü. Sabah namazında. Yok. Akşam. 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 Ha. Akşam saat güneş açmadan. Yani güneşle gitmeden. Ha gitmeden. Evet. Ha. Gitmeden. Toplayacağız. Toplayacağız. Saat 3.30-4 arası. İnşallah. İnşallah. Biz buradayız vallahi. Yarın sereceğiz bunu. Bunu şey yapacağız. Şimdi 3 saat daha kaynayacak. Yok. 2 saat pardon. 1,5-2 saat. Tamam. 1,5-2 saat daha kaynayacak. Ondan sonra dama serme işlemi başlayacak inşallah. Büyükçemizin dibimiz. Nanay gülüm, nanay yar. El gezersin, el gezersin.
Sevgili seyirciler, pekmezin hasının olduğu yerdeyiz. Aşağı Umutlu köyünde pekmez yapımına devam ediyoruz. Dün dedem ne yapmıştı? Pekmezi kaynattı, ondan sonra süzdü, sonra bir daha kaynattı. Şimdi sabah oldu, tekrar ne yapacağız? O kaynamış pekmezi tepsileri boşaltacağız. Dökeceğiz oraya. Evet. Tamam, dökelim o zaman. Ramazan abim burada, Mehmet abim burada, aa dedem de burada. Ben ne yapacağım? Siz çalışın, ben ne yapacağım? Sen konuş bizde. Ben de konuşacağım. Onlar yapacak, ben konuşacağım. Bir de ben yiyeceğim. Evet, inşallah. Hadi başlayalım o zaman. Bismillah. Şimdi ne yapacağız oradan? Dedem pekmezi alacağız. O biliyor. O biliyor. Ramazan abi, sen biliyorsun zaten. Gel. Eski pekmezciden kim kaldı? Kim kaldı? Ramazan abim kaldı. Olmaz, tek elinle taşıyacağım. Tek elle taşıyacağım. Mehmet abi. Ah Mehmet abi. Tek elinle taşıyacaksın. Tek elinle. Hayır hayır, benim işime karışma, git. Ben boşaltacağım. Buraya ha. Aşağıdan boşaltacaksın, ben boşaltacağım. Ha, sana mı? Tamam, ilkini o boşaltsın, ilkini Mehmet abi boşaltsın. Tamam. O da öğrensin deden. Sen dedin ya ben yapacağım diye, ben de öyle dedim, ben yapacağım. Yedek teneke var mı Mehmet amca? Var var. Şimdi tenekeler geliyor, ikinci teneke de geliyor. Deden bunların hepsini burada toplayacak, ondan sonra hepsini tepsilere dökecek. Peki ne olacak dedem, deden ne olacak? Pekmez olacak. Pekmez olacak. Bastuk olmuyor mu? Bastuk. Dersin başka belki. O başka. O burada olmuyor. Şimdi biz pekmez yapacağız. Ondan sonra belki başka bir yerde bastuk da yaparız. Pestil yani. Dedem, dedem niye o kadar az döküyorsun? Çabuk olsun. Ha, çabuk olsun diye. Tamam. Her şeyin bir usulü var. Şimdi dedem öyle diyorsa böyledir. Dedem benim yaşımdan fazla bu işi yapmış zaten. Yıllardır yapıyor. Ama dedemin pekmezinin üstüne pekmez yok. Dedem, sen kahvaltı yaptın mı? Hayır. Ah! Neden? Yaptım desem yalan söylüyorum. Onun için yani yapmadım. Abo! Niye yapmadın sen? Ya işim vardı. Bak görüyor musun? Ya kaçta kalktın? 4'te. 4'te mi? Evet. Anam sen 4'ten beri bir şey yemedin mi dedem? Abo, kara kara kazanlar, kara yazı yazanlar, cennet yüzü görmesin, pekmezle aramızı bozanlar. Dedem pekmezleri dökmeye devam ediyor, bitiyor mu? Bitmiyor. Daha burada tepsi tepsi pekmez olacak inşallah. Ramazan abi, daha var mı içinde? Azıcık kaldı. Azıcık kaldı, azıcık olsun bizim olsun, olsun. Niye oğlum azı getiriyorsun? Mehmet abi, hele evet. Dök, hele dök, hele dök. Dök hele. Türkü var ya. Eyin dedikleri, ha, eyin küçük dedikleri. Bir şehir. Küçük bir şehir. Ramazan abi sen biliyor musun o türküyü? Biraz. Gelsene sen dışarıya gelsene. 1, 2, 3. Eyin dediklerden küçük bir şehir ölem. Ana ben cahilem neydem. Çekemem dahi. Ana ben cahilem neydem. Çekemem dahi. Bunun halayı oluyor mu? Olur, çekeceğiz. Halay çekecektik, öyle bir şey yaptık. İnşallah birazdan. Ne güzel türküdür bu. Dedem! Anam dedem buraya gelmiş ya. Dedem ne zaman bitirdin sen oraları? Şimdi. Orası bitti mi Ramazan abi? Orası kalsın. Onu. Melez yapacağız. Melez neydi dedem? Besteniz ham madde seni. Bastuk. Bastuk. Bastuk mu? Bastuk'un ham maddesi. Hayır. Bastuk. Bastuk mu? Bastuk değil mi o? Bastuk. Bestil diyor. Bastuk. Ya dedem bestil mi bastuk mu? Benim kafam karıştı. Biz de bastuk diyoruz. Ha bastuk diyelim o zaman. Bestil ne abi? Bastuk. Bastuk'un ham maddesi de orada değil mi? Peki dedem bunlar burada ne olacak şimdi? Bunlar bugün, yarın ve öbürsü gün öğlenden sonra kaldıracak. 3 gün. Pekmez, evet. Abi o 3 gün kalacak mı burada? Evet. Anam. Tamam peki bunlar güneşte şey mi olacak hani bir şey? O suyunu çekiyor, baharlaşıyor. Tamam. Özü pekmez oluyor o zaman. Özü kalıyor. Koyu. Koyulaşıyor. Ha, koyulaşıyor. Evet. 3 gün burada bekleyecek. Evet. Ondan sonra pekmezimiz hazır. Hani öyle armut bir ağzıma düşüyor. Kaç gündür uğraşıyoruz vallahi. Hani böyle çarşıdan, pazardan alıyoruz da böyle gidiyoruz, pekmezi alıyoruz, evde getiriyoruz, yiyoruz, içiyoruz, ne yapıyorsak işte yoğurtla karıştırıyoruz, her şeyi yapıyoruz. Ama ne kadar zormuş bu pekmez yapmak. Kaç gündür uğraşıyor burada dedem, ondan sonra Mehmet abi, Ramazan abi, sağ olsunlar. Ben bundan sonra pekmezi yerken de içerken de bir daha düşüneceğim. Vallahi bir de 25-30 liraya kilosu. Vallahi söz bütün pekmezi. Pazarlık mazarlık da yok abi size. Ne pazarlık yapacağım ya? Kaç gündür uğraşıyorlar vallahi, değil mi dedem? Evet. Kolay değil yani. Aha.
Allah! Şöyle, İşte şöyle tut. Pekmezin hası Mehmet dedemin yapmış olduğu pekmez. Şimdi bu 3 gün sonra bu hale gelecek inşallah. Evet. Yani gerçekten çok güzel yapılıyor burada. Çok temiz, çok hijyene de çok dikkat ediyorlar. Pekmezin en güzeli dedemin ellerinden şöyle göstereyim. Neredeyiz? Neredeyiz? Aşağı Umutlu köyündeyiz. Pekmezin hasının olduğu yerdeyiz. Pekmez dedikçe aklıma dedem gelecek. Evet. Vallahi. Sevgili seyirciler, Kemaliye'nin Aşağı Umutlu Köyü, Muzdur Dağları arasında kalan, ortasından buz gibi soğuk suyla bir derenin aktığı, yüzyıllara meydan okuyan tarihi evleriyle kendimizi kaybedeceğimiz şahane bir köy. Köy 3 kısımdan oluşuyor. 1. mahalle, 2. mahalle ve Değirmendere Mahallesi. Köyün en büyük özelliği, köylünün kurmuş olduğu bir dernek var. Gurbetçiler çocuklarına köylerini unutturmamak adına her sene köyde şahane bir festival düzenliyorlar. Nedir bu festival? Bekmez Festivali. Başka ne var? Bastuk var. Bakalım bastuk nasıl yapılıyor? Hadi buyurun. Selamünaleyküm. Kolay gelsin, kolay gelsin. İşte geldik bastuğa. Bastuk yapacak ablalarım inşallah bize. Bizim buranın bekmezi, bastuğu meşhur ama buranın en önemli ürünü dut. Bekmez diyorsak dut bekmezi. Aynen. Bastuk diyorsak dut bastuğu, değil mi? Evet, aynen. Şimdi Sami abla, ne yapıyoruz şimdi? Nasıl başlıyoruz? Bastu yapmak için ne yapıyoruz? Bastu yapmak için biz dut var bizim. Bir dutumuz var. O dutu kaynatıyoruz. Tamam. Suyunu çıkartıyoruz. Şöyle süzüyoruz. Bu hale getiriyoruz. Tamam. Bir bakayım. Bakayım evet, hele. Bakayım hele. Tadına da bakabiliriz. Şimdi bu... Bu dutun suyu. Suyu. Kaynatılmış ve süzülmüş. Yani pekmez şurası gibi mi? Şurası. Pekmezin suyu. Sonradan oluyor pekmez. Bundan sonra oluyor. Ha, bundan sonrası. Evet. Bu şeyin suyu. Suyu. Dutun suyu. Suyu. Tamam. Evet, kaynatılmış dutun suyunu suyu. Aldık. Ne yapacağız? Dutun suyunu alıyoruz. Ha? Dutun suyunu alıyoruz. Şöyle güzel bunu süzüyoruz. Bismillah. Dutun suyunu süzeceğiz. Evet, güzel süzüyoruz. Ben bayılıyorum bu bastuğa var ya. Şimdi her yerde bunun de hastaları var. Bayılıyor millet buna. Sıklıkla atıştırmalı. Aynen. Canın böyle bir şeyler mi çekti? Evet tabii. Niye bastuğu? Hem de doğal bir şey. Şifa bul değil mi? Şimdi şöyle alıyoruz, süzüyoruz. Tamam. Olsun diye. Tamam. Ondan sonra bunu un katıp muhallebi kıvamına getiriyoruz. Ha, normal beyaz un. Beyaz un. Tamam. Bastuk nasıl yapılıyor? Siz de evinizde, ya çok evde yapılır mı? Yok, evinizde yapamazsınız, yapamazsınız. Şaka yaptım. Siz çok de evinizde yapamazsınız. Bunu normalde çok yaptığımız için tabii ki ellerimizi yıkadıktan sonra elle böyle çarptığımız zaman. Elle mi yapacağız? İçindeki, yok şu anda öyle yapmıyoruz. Ha. Normalde çok yapıldığı zaman. Bu az yaptığımız malzeme için. Çok olduğu zaman. Ha, malzeme çok olduğu zaman. Evet. Şimdi bu göre göre öğreniliyor mu? Yani tabii tecrübe biraz. Hayır, ona göre bakacağım. Birkaç kere yapmanız lazım öyle bir seferde. Olmaz. Bir görmeyle olmaz diyorsun. Görmeyle olmaz tabii ki. Birkaç tamam. Kere deneyimlemek lazım. İnşallah. Peki şimdi siz çoluk çocuk her yaz buraya geliyorsunuz artık. Evet. Bu artık adet haline geldi. Evet. Buranın kültürü bu. Evet. Yani çocuklar... Çocuklarımız da çok seviyor burayı. Gelmek istiyorlar. Yaşları büyüdüğü halde geliyorlar. Yani köye alıştılar. Çok alıştılar. Değil mi? Her yıl geliyoruz. Tatilimizi burada geçiriyoruz. Ne güzel ya valla. Buranın ilk pekmez hanım ağası. Daha hadi önce, canım. Daha önce hep erkekler alıyorlardı birinci olan pekmezi. Açık artırmayla satıyoruz. Derneğe gelir olsun diye onu hep erkekler alıyorlardı. Ben bir tabuyu yıktım. İlk vay vay. Masayım. Vay, hanım ağaya bir alkış. Bravo! Bravo! Anam nasıl çınlıyor bu Muzdur Dağları'nın arasında. Evet. Burada nasıl çalıyorum oradan cevap geliyor. Cevap veriyor size. Yani evet. Yapıyor, şimdi hanım ağalık nasıl oldu? Pekmezi satın aldınız. 3-2-1 pekmezler satışa çıkarılıyor. Gelir olsun diye. Tabii 1 kilo pekmeze 3 bin, 5 bin, 6 bin lira para veriyoruz. Evet. Ha, o kadar evet. Veriyorsunuz. Evet. Abla ben de bir pekmez yaptım. Sana satarım şey yaparsın inşallah. Sana bir kilo. Ama onun... Hanım ağam 1 kilo satayım sana be. Öyle değil o. Onun... Yap bir yarım kilo satayım. Bir 250 gram satayım, bir şey satayım sana. Köyün 200 tane falan kavanozunun içinden seçiliyor o birinci. Abo. Evet. Rengi, kokusu, kıvamı, her şeyini değerlendiriyorlar. Derece. Sen şimdi bir kavanoza 6000 lira mı verdin? Bir kavanoza 6000 lira. Senin kaç çocuk vardı abla? 2 tane oğlum. Ben de oğlum, üçüncü oğlum. Başımda. Ben de senin bir evladınım. Başımda. Üçüncü oğlum olayım.
6000 lira bana da bir şey yap be. Canım sağ olsun. 6000 lira nedir ki? Görüyorsunuz mu? Bizim için... köyümüzün ilk hanım ağası. Ablam vallahi işte ne oluyor? Amaç tabii burada destek vermek derneği, değil mi? Derneğe destek vermek. Destek. Ne oluyor destekler? İşte cami yapılıyor, yol yapılıyor, evet. Köprü yapılıyor, bir şeyler yapılıyor köy değil mi? Köy yatırımı olarak geri dönüyor sonuçta. Her vallahi. Onlar da köye destek oluyorlar. Allah razı olsun. Evet. Sen bana destek falan olmak istersen şey yapma. Bilahare görüşürüz. İşin şakası bir yana tebrik ediyorum seni abla. Böyle düşünceli olduğun için. Şimdi kattık helva mı yapıyorduk? Biz ne yapıyorduk? Hayır, dut. Helva mı yapıyorduk biz? Ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk bastık biz? Yapıyorduk. Bastık. Jöle kıvamına getirmeye çalışıyoruz. Sayma abla, şimdi ölçü verelim. Belki izleyicilerimiz der ki ben de evde yapacağım. Salonun ortasına kara kazanı getireceğim, üç ayağı koyacağım, ben de yapacağım derse. Derse. Şimdi bunun ölçüsü ne? Ne kadar dut suyuna, ne kadar un? 10 kilo dut suyuna bir tabak yani. Şu kadar mı? Yarım kilo. Evet, yok, bundan biraz daha fazla. Bundan fazla. Un kıvamı yeterli geliyor. Yani 10 litre dut suyuna. Bundan biraz daha fazla. Bundan biraz daha fazla. Koyuyorsunuz jöle kıvamına gelene kadar çırpıyorsunuz. Yumurta evet, çırpar gibi. Tabak olmayacak. Bizim böyle. Şimdi geldi mi jöle kıvamı? Evet, aynen dur. Öyle. Jöle kıvamında mı? Azıcık saçıma silindir. Doğal. Doğal jöle. Organik, organik. Anam sürdü mü ne yaptı mı kız? Yok. Tamam, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi aynı dutun suyunu ocağa koyacağız. O suyu kaynatacağız. Koyalım mı? Ha, koyalım, tamam. Evet. Dut ablam. Dut. Anam çok sıcak. Şimdi kara kazan geldiyse bu iş bitti. Burada önemli olan kara kazan. Kara kazan yoksa hiçbir şey yok. Değil mi abla? Evet. Değil mi? Evet, aynen öyle. Siz demişsiniz ya kara kazanlar. Aynen öyle. Her şeyimiz kara kazan. Pekmezimizi, bastığımızı, her şeyimiz. Bu şey kara kazan mı bu? Hani kaynana ne yapmalı? Kaynar kara kazana. Olabilir, evet. O buradan bu çıkıyor. Bu mu? Olabilir, evet. O kazan. Kız bu. Kaynanayı buna mı atıyordunuz? Allah sizin iyiliğinizi versin. Kaynana. Şimdi ne yapıyoruz? Bu sudan oraya koyacağız. Allah, bura çok sıcak. Sen koy. Bismillah. Karıştır, gel. Karıştırman mı lazım? Gel karıştır abla. Şimdi ablam bunu karıştırıyor. Niye? Dibine tutmasın. Ha, dibine tutmasın. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu o birazcık ısınması gerekiyor tabii ki o suyun. Ondan tamam. Sonra bunu içine atacağız. Tamam. Karıştıra koyulaşıncaya kadar karıştıracağız. İnşallah. Atayım mı? Isındı mı? Vay. Gel içine gel, gel. Tahin pekmez oldu bura, gel. Dök. Şöyle azıcık daha abla. Ha, araya gitmesin biliyor musun? Tabii canım. Ben Ayten abladan alacağım ağalığı. Değil mi? Para mı lazım? Olmaz mı? Parasız ağ olmaz mı? Koyduğun içine koyalım. Parasız ağlık mı olur yani? Amacı o zaten. Ver hele bir karıştırayım nasıl oluyormuş. Bunu böyle. Koyulaşıncaya kadar karıştıracağız. Koyulaşıncaya kadar. Evet. Yani? Muhallebi kıvamına gelecek. Aynen, bir muhallebi kıvamına. Bu çok sürer abla ya. Yarım saat sürer mi? Yani sürer. Şimdi bunu böyle normal çorbada olduğu gibi değil mi? Aynen öyle. Sürekli karıştırmak lazım. Yoksa dibine yapışır. Dibine yapışırsa bastuk olur bize, yastuk. Bunu tabii böyle buna kol dayanmaz. Gel abla. Bu değişeceğiz. Sürekli değişeceğiz. Aynen. İşte imece böyle oluyor bizim köyde. Yardımlaşmadan hiçbir şey olmuyor. İlk dur, tamam bitti mi? Biz el veriyoruz. Benim sıram bitti. Buyur, bitti. Geç arkaya. Gel buraya, gel buraya, sırana geç. Geç. Çevir. Sayma abla, çevir. Geç, bırak. Çok yoruldun, aman elin kolun gitti, bırak. Böyle çeviriyor Sayma abla. Tamam, geç. Hızlı. Geç. Değiştir. Uzmanlar daha iyi karıştırıyor. Uzmanlar bak, uzman ablam, uzman. İstanbullular uzman. Acemi olanlar belli oluyor. Böylece ne oluyor? Kimse yorulmamış oluyor. Evet. Değil mi? Lan oluyor. İlave de geldi. Ha, buldum çevirecek adam, gönder ilaveyi. Ver ablaya. Ha. Hanım ağa. Şu anda sıra hanım ağada. Hanım ağa bak, çevirişinde bile asalet var hanım ağanın. Bak hiç. Hanım ağa bir yıl hanım ağalık yapıyor. Sonra ertesi sene onun karşılaması var. Onun ağırlanması var. Bu sene ağalık yapacak bir de. Ha. O 4 yıldır ağa. Çünkü 4 yıldır
organizasyonlarda bazı sorunlar olduğu için o en şanslımız oldu. 4 senedir A. Sırada ben varım. Ben bu asıl amacım bu sene bu ağalığı almak. Sponsor lazım ağalık için. Beni bir ağa yapın be. Ha? Buradan zengin iş adamlarına sesleniyorum. Vallahi beni bir ağa yapın be. Ne olur iki gün ağa olsam. Ha? Tamam. Al gel. Yok tamam. Beni ağa yapın. Beni ağa yapın. Gel. Yok bırak. Ben olayım. Ağa! Ayağım yandı. Yani doğma bir meslemden olsak da ha? Öyle büyüklerimizi izleye yazları gelip giderek ha? Azdan çoktan en azından karıştırmayı öğreniyoruz böyle. Değil mi? Emek olmadan yemek olmuyor Kürşat Bey. Görüyorsunuz ne kadar emekli, ne kadar ter akıtarak yapılıyor. Vallahi zormuş ha. Gerçekten zor ama güzel olan her şey de zor. Aynen öyle. Emek olmadan yemek olmuyor. Çalışmadan olmuyor. Sen yalnız ağa mı olmak istiyorsun? Bir böyle bir şey yaptın. Çekil. Beni yapın. Beni yapın. Ağa yapın. Sen ne kadar ağa mı olacak? Ne yapacak bir? Allah'ım ya Rabbi. Ağalıkta gözü var. Senin ağalıkta gözün mü var ne? Ayten abla. Bilemeyeceğim. Vallahi siz beni olsun, yapın. Olsun. Ben buradan tekrar sesleniyorum zenginlere. Beni bir şey yapın be. Bir ağa yapın. Ha? O zaman sen ağa ol. Şey yapma. Ben ağa olayım. Of. Kusura bakmayın, ben pekmez ağası olacağım, bastık ağası. Ha, bastık ağası, bak. Yeni ağamız. Gördün mü bak, yeni ağa adayları çıktı. Bastık ağası benim. Hadi bakayım. Abla niye böyle yapıyorsun? Eğer bunu böyle sürekli bastıra karıştırmazsak hemen dibine tutar un karışımı olduğu için. Ha. Kaynayana kadar karıştırdık ve kıvamını bulduk şu şekilde bulduk böyle. Bulduk mu? Evet. Bir de ben yapayım mı? Tabii ki bastıra. Bastıra. Aşağı Umutlu köyünde bastık yapı yok bastık. Ağalık parayla olur yok ki bizde bir yastık. Vay yok ki bizde bir yastık. Nerede ağa nerede hanım ağa nerede? Ağa gitti. Ağa gitti ama asıl ağa Niyazi abi. Şimdiki ağa o artık. Şimdi kıvamını almışım bakalım. Evet. Çok bak, güzel olmuş. Renkli olmuş mu? Güzel evet. Kıvamını aldı al abla. Son karıştırmaları da yapalım. Bastuğu kaynıyor zaten oldu kazanı yeri alabiliriz. Kıvam eder misin? Etmem. Geçeceğim. Nasıl alacaksın söyle. Şuradan. Ha ama buradan pardon ederim tamam. Abbo. Biraz geniş enişte o girin. Enişte olmaz enişte. Enişte. Hah oldu. Enişte bunun şeyleri biraz var. İnce olması gerekiyor. Bu tarafa siz geçin. Bu tarafa geçin. Bismillahirrahmanirrahim. Tutabilecek misin? Ya Allah. Tamam. Çıkmayayım. Nereye? Yere koyalım. Şuraya yere koyduk. Bunu biraz da yerde şöyle karıştıracağız. Kapaklanmasın diye. Hala karıştırmaya devam. Biraz daha karıştıracağız. Kapaklanmasın diye. Tamam. Rengi harika olmuş yani. Evet. Değil mi? Rengi çok güzel oldu. Evet. Tadı da ya, çok güzeldir. Ya kardeşin yaptı onu. Evet. O kadar olsun. Tabii kimin ki, eli tabii değdi? Kardeşin eli değdi ona ya. Allah'ını sersin. Sayma abla. Burası tamamdır. Alalım. Şimdi bunun adı ne? Bahraç. Bahraç. Bahraç bakırdan oluyor. Bakırdan olunca da ne oluyor? Böyle çok güzel, orijinal, çok eski bir bakırdır. Değil mi? Bizim eskiden sütleri de buna mı sağırlardı? Aynen öyle. Bunun süt bakraç. Efendim bağırırdı. Bahracı getirin kız! Bahraç. Çinko mu oluyor? Bakır değil mi? Şimdi bastuğu bakracı aktarıyoruz. Şöyle rengi de güzel. Oo. Sayme tabak getirdim. Azıcık şöyle yukarıdan boşalt da. Oo. Bastuğa gel bastuğa. Ey maşallah yok, maşallah. Ey maşallah. Ne yemek ama. Normalde bu kadar güzel olmaz. Demin olduğu gibi sizin eliniz değdi. O yüzden daha bir güzel oldu. Eyvallah. Şöyle isteyene verelim. Şimdi yemek bu böyle için. Yenir mi? Evet çok da güzel tadı vardır. Bakabilirsiniz tadına. Bu bastuğun ne hali? Bu malez hali, malez deriz. Malez. Bastuğun malez hali. Hani çoluk çocuk acele ediyor ya, azıcık ana olmadım daha bastuk diyor ya. Onlara böyle idare etmek için hemen malez hali veriyorsunuz. Buradan böyle afiyetle yeniyor. Bu malez hali. Sıcaktır.
Bastığın en büyük özelliği soğumaması lazım değil mi? Soğumadan yetiştirmemiz lazım. Soğumadan yetiştirmemiz lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Yoksa çok zor olur. Biz geldik. Koş. Ah, dedik ya en önemli özelliği soğursa olmuyor. Evet, hemen dökmemiz lazım. Al abla. Hemen. Hadi bismillah. Şimdi bastuğu sereceğiz inşallah. Dur. Şöyle şunla. Dur öyle dur. Tamam. Temizliğe, hijyene önem veriyoruz. Şöyle. Ortasına doğru. Vay. Seriyoruz. Bu bez de güzelmiş. Bastuk lekesi çıkar mı? Çıkıyor. İyi. Ama bunların özel zaten böyle bezleri olduğu için her sene aynı şekilde kullanılıyor. Bu özel bir bez mi? Özel derken... Beyaz. Beyaz olması lazım. Aynı şekilde kullanılıyor. Yok, kumaşı. Pamuk. Gel yer değişelim. Ve tamam. Sonuncuyu da döktük. Sermiştim bu kadar bunu. Bu kadar sermiştim. Biraz da sonrası var. Sonra bir daha var. Sonrası bu kuruyor. Aha. Bakıyoruz. Kuruduktan sonra bu çarşafı ters çeviriyoruz. Aha. Arkasını azıcık suyla ıslatıyoruz. Sonra bu pestili çarşaftan ayırıyoruz. Düz böyle şekilde. Ne kadar kalacak? Bu 2 günde olur herhalde diye düşünüyorum. İki gün bekleyecek. Ha, evet 2 gün. Ha şimdi yiyemeyeceğiz bunu. Ha, yok. Anam ne zormuş pekmezi, bastuğu. Kuruyacak, pestil olacak. Ne kadar zor işlermiş bunlar. Çok zor ya. Gerçekten çok zahmetli, güzel ama çok zor. Şimdi bir şey. Köyde her evde yapılır mı bu? Hemen herkes yapıyor. Kendi bastuğunu yapar. Kendi bastuğunu yapıyor. Herkesin bastuğu kendine. Aynen öyle. Arzu olursa satarlar. Şimdi köyde bir kapıyı çalsam bastuk alabilir miyim? Vardır mutlaka değil mi? Aşağı çoğunlukla vardır yani. Var. Olmayan birkaç ev anca vardır. Burada hani gücü yetmeyen, uğraşmak istemeyen. Yani. Yaşlılar var. Onlar da parasıyla falan bir yerlerde temizliyor. Biz İstanbul'da birbirimizi böyle ziyarete gittiğimizde genelde çayın yanında zaten kuru dut. Bastık. Yanında ceviz. O şekilde bizim çerezimiz o. Evet. Ondan sonra da Mehmet dedem gibi 80 yaşında tırman şeylere, evet. Ağaçlara. Niye enerji veriyor, güç aynen veriyor, sağlık veriyor, şifa veriyor inşallah. Evet, dedem çok sağlığına da dikkat eder zaten. Doğal yani gördüğünüz gibi burada her yer tut ağacı. Aha burada duruyoruz ya mesela şurada da. Evet. Nasıl oldu bu bastuk? Pekmez nasıl oldu, bastuk nasıl oldu? Aha burada şöyle göstereyim. Hemen burada da bir dut ağacı. Solumuzda bir dut ağacı. Sağınızda, önünüzde, arkanızda her yerde dut ağacı var. Ama tabii bilmiyorum havasından mı, suyundan mı bizim köyün. Dutu başka, pestili başka, pardon bastuğu başka, pestili bastuğu başka, pekmezi başka. Evet. Emekleriniz için Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Sizden sağ olun. Ben o zaman şey yapmayayım. 3 gün sonra mı geleyim ben? Ne yapayım? 3 gün sonra gelebilirsiniz. 3 gün sonra geleyim ben evet, o zaman. Evet, o zaman olur. Olur. 3 gün sonra. Kuruyunca çayın yanında hep birlikte oturur, afiyetle yeriz. Ama şunu anladık. Armut piş ağzıma düş. Yok. Pekmez de olsa, bastık da olsa bekleyeceğiz. Evet.